Merhaba, ben Atalay Turan. Yeni Photoshop dersine daha hoş geldin. Bugün dersinde render üzerinde biraz daha keskinleştirme efektlerini nasıl yapabiliriz? Bunları konuşacağız. İstersen tüm detaylara hemen başlayalım. Öncelikle sahnemizde daha önceki derslerde Extra Texture diye bir katman oluşturmuştuk ve bu katman sayesinde render'ımızı daha belirgin hale getirmiştik. Tabii ki çok fazla keskin olduğu için de fazlasını maskeleme yöntemiyle seçimden düşmüştük. Fakat bu dersi netlik üzerine biraz daha konuşalım. Şöyle yapacağız. Render'ımızı keskinleştirebilmek için ben sadece bu işlemi ana görseli yapmayı planlıyorum. Çünkü manzaranın da keskin olmasına gerek yok. Bu sefer duvar kağıdı gibi durmaya başlayacaktır. Manzara olduğu gibi kalsın. Fakat buradaki render'ımız biraz daha keskin hale gelsin. Şöyle yapalım. Görselimin tabii orijinal görsele zarar vermemek için bunun bir yediğini alacağım. Ctrl J, Ctrl J ve görselin 7 alındı. Şimdi bunun üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Görselime geldim. Ve buradan filtrelere geldim. Ve buradan şöyle Alter diğerleri kısmına geliyorum. Ve buradan High Pass yüksek geçişler yapacağım. Hatları biraz daha belirgin hale getirmek istiyorum. Radius Pixels ne kadar alanı etkileyeceğini söylüyor piksel olarak. 5'te bırakıyorum. Çok abartmak istemiyorum. Çünkü bu efektlerin Photoshop'la yapıldığı çok belli olması hafif bir etki bana yeterli. Evet, şöyle tabii ki ön izlemede çok hoş durmayacaktır. Okey deyip önce bir onaylayalım. Evet, gördüğünüz gibi manzara ayrı bir katmanda oldu. Çok zarar görmedi. Zaten böyle bir şey istiyorduk biz de. Sonrasında burada normal bir şekilde gösteriyorum da. Normal yerine buradan şurada overlay kaplama efektini atıyorum. Ve gördüğünüz gibi render çok daha belirgin hale geldi. Hatta fazla belirgin hale geldi diyorsanız bakın şu anda bunu overlay kaplama efektlerine soft light yumuşak ışık derseniz biraz daha oranı düşecektir. Daha yumuşak bir keskinlik yapacaktır. Bakın hatta ön izlemeyi açıp kapatalım. Aradaki farkı siz de bir gözlemleyin. Evet, soft light yumuşak ışık etkisi biraz daha iyi oldu. Bu şekilde render'ı biraz daha belirgin hale getirdik. Mesela manzaramıza gelelim. Manzaramızı tabii keskinleştirmeye gerek yok. Şöyle blur diyelim, bulanıklık katalım. Manzaram biraz daha uzaktaymış hissi verebilmek için blur kısmına geliyorum. Şöyle blur ve buradan Gaussian blur diyorum. Evet, manzaranın biraz daha uzakta kaldığını görebiliyorum. Şöyle. Evet. Biraz daha şöyle etkiyi. Hafif bulanıklık iyi olacaktır. Yani oranın biraz daha bizden uzak olduğuna dair bir his yaratmak çok daha iyi olacaktır. Ne kadar yapsak bu etki diye düşünüyorum şu anda. Evet, şöyle 0,2 deneyelim. Ön izlemeyi açıp kapatalım. Evet, şöyle 0,3'te 0,5. Evet, gördüğünüz gibi manzaranın biraz da bizden uzak olduğu, mekandan biraz daha uzak olduğu hissini bu şekilde biraz daha güçlendirdik. Siz de bu şekilde efektleri yaparak görselinize biraz daha hava katabilirsiniz. Tabii ki bulanıklaştırma konusunu default fill, alan derinliği efektiyle de yapabilirdik. Ben şu an sadece camı kendimden biraz daha uzakmış göstermek için o manzarayı bu şekilde yaptım. Tabii ki hatırlarsanız bunu da orijinal görsele gömmeyelim bu efekti de. Bunu da Ctrl-J, Ctrl-J deyip görselin 7'ini alalım. Orijinal görselimize geri dönmek gerekirse elimizde dursun. Şurada diğerimizde şöyle açıp kapatalım. Evet, gördüğünüz gibi
Okey dedim. 0,3, 0,5 arasında gezinebilirsiniz. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.